Çağlayan Dergisi Nisan 2019 Başyazı. Acıyorum. Gönülden kopup gelen bir şefkat hissiyle kalp ve ruhun titreyişidir acıma duygusu. Min vechin bütün canlılarda Rahman-u Rahim, Hannan-u Mennan gibi ilahi isimlerin bir tecellisi olarak bulunsa da farklı derinlikleriyle insanoğluna has bir utufe-i ilahiyedir. Bu mevhibeyi fevkalade ile insan, bütün insanlıktan uzaklaşmamışsa, bir kor gibi içini yakan, ruhta ve düşüncede acıya dönüşen bir tablo karşısında hemen inlemeye durur, duyarlılığıyla doğru orantılı salar sızlanmalara kendini ve ahuvahlarla soluklanmaya başlar. Başta insanoğlu, hususiyle de anne baba olmak üzere bütün canlılarda bu tür bir şefkat hissi ve acıma duygusunun mevcudiyeti lazımı gayrı müfarık olarak söz konusudur ki, canlı bu duyguyu tetikleyen hemen her tablo karşısında onu savma adına ölesiye gayretlere girer, kendi hayatını istihkar edercesine can feda der, ölüme yürür. Bu acıma hissinin neye mal olacağını düşünmeden ateşleri göğüsler, yaşama duygu ve düşüncesini bütün gönlünden siler ve bütün hissiyatıyla çeşidi ne olursa olsun o acıyı dindirme ve o yangını söndürme üzerinde yoğunlaşır. Öyle ki bu iç sızısıyla yavrularını koruma adına tavuk kediye köpeğe saldırır, tavşan ölümü göze alarak kurtla sırtlanla yaka paça olur, sığırlar arslana kaplana boynuz tehdidinde bulunur. Hele insan, hele insan. O, bu engin his ve iç derinliğini yitirmemişse, acıma hissini tetikleyen benzer tablolar karşısında yanar yakılır, kendini ateşlere atar ve o derin acıma ruh haletiyle gözünü kırpmadan yürür ölümün üzerine. Şefkat hissi ve acıma duygusu, kalbi hayatın inkişafıyla mebsuten mütenasiptir. Âli ruhlarda aşar o her çerçeveyi ve gider ulaşır akrabul mukarrabin ufkuna. Onlar isyan ederler, ateş düştüğü yeri yakar bencilce mülahazalarına. Nereye düşerse düşsün, o alev beni kavurur, püryan eder der, ellerinde insani şefkat tulumbaları, yangın var avazeleriyle koşarlar alevleri söndürmeye. Büyüklerde, onların da büyüklerinde bu his o kadar derin ve içtendir ki, kendilerini suy akıbet çağlayanlarına salmış olanları gördükçe ölür ölür dirilirler ve böyle bir şefkat feveranı ve heymanıyla görmez ve hissetmez olurlar kendilerini. Olurlar da, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur der dururlar. İnsanlığın ebedi saadeti adına Miraç'tan geriye dönüşü hatırlatan namelerle hislerini dillendirir ve yananların yerinde olmayı düşünürler. Onların şefkat ve acıma hisleri melekleri imrendirecek mahiyette ve ötelerden gelecek re'fet tayflarına çağrı yörüngelidir. Evet, onlar zilliyet planında peygamberane bir azimle ellerinde acıma ateşlerini söndürecek farklı renk ve desendeki reçetelerle gece gündüz demeden kapı kapı dolaşır, en içten şefkat nameli iniltilerle ben geldim der, uğradıkları her kapının tokmağına uyanın ahuvahıyla dokunur ve uyarmayı bir sabah sesi ve soluğuna emanet ederek ayrılırlar, hem de birkaç kere daha dönmek üzere. Usanmazlar gelip gitmekten, hakaretler görüp saygısızlıklara maruz kalmaktan, zira yürüdükleri yol insanları cehennemden uzaklaştıran, cennet ve daha ötesine yakınlaştıran peygamberler yoludur ve onlar yürüdükleri bu yolun gereklerinin farkındadırlar.
Bu Mustafa İnel Ahyar'ın deyip ettiklerinin ilham kaynağı, Efendiler Efendisi, Veraların soluğu sesi, Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'ın bu konudaki vicdan enginliğiydi. O, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı bir saatine mukabil gelmeyen cennet debdebesini ve bir dakikasına mukabil gelmeyen Kâb-ı Kavseyn-i Ev Edna ufkunu muvakkat bir vedaya emanet ederek şu mihnet yurduna, başkalarını da esfeli safiliğine sürüklenmekten kurtarıp âlâ-i illiyyine yönlendirmek için dönüyordu. Kendine has o derin şefkat hissi ve cehenneme sürüklenenlere karşı acıma duygusuyla. Duyduklarını başkalarına da duyurmak, görüp ettiklerini herkese zevk ettirmek, gönül ve ruh deformasyonu yaşayan acınacak durumdaki talihsizlere ziya ve nur armağan etmek için iniyordu aramıza. O, bu ölçüde bir İsar ruhu sergilerken, bir taraftan yükseklerden yüksek karakterinin ve misyonunun gereğini yerine getiriyor, diğer taraftan da insanları küfrün karanlık akıbetinden kurtarma ve imanın vaat ettiklerine ulaştırma rampasını gösteriyordu. Aslında bu menendi bulunmayan zirve insan, ilhad ve dalalet çirkabı içinde bocalayıp duran ve insanlığını bütün bütün yitirmiş derbederleri gördükçe, şefkat duygusu ve acıma hissiyle sürekli kıvranıp durmuş, kendine has o engin İsar ruhuyla ahu vah edip hemen herkesi o nurani güzergahına çağırmıştı. Bu sızlanış ve iniltiler meleği âlânın sakinlerini dahi rikkate getirmişti ki, Cenab-ı Hak tarafından şu iltifat edalı tadillerle kendisine vazife çizgisini hatırlatmazsa dediğinde, şimdi onların Kur'an ünvanlı bu söze inanmamalarından ötürü sen neredeyse kendini yiyip bitireceksin buyurularak cayır cayır yanan sinesindeki ateşlere su serpiliyordu. Benzer tadil ve tavsiyelerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in tasrif çerçevesinde daha pek çok ayat-ı beyinatı, onun bu konudaki kâmet-i bâlâsını vurgulama ve o güzergâhta yürüyenleri de bir temkin dersi mahiyetindeydi. Onu anlamış, derslerini almış ve cennet yolunda piştarlık mülahazasıyla o semavi sese ses katmışlardı. Evet, her konuda onu izleyen haliye müteveccih ruhlar da sürekli aynı re'fet-ü şefkat tavrını sergilemiş, onun acıma namelerine nameler katarak sürekli sızlanmışlardı. Onlardan sonra da ne bu iniltiler dinmiş, ne de sinelerdeki acıma hissi sönmüştü. Düşe kalka yürüyenlere, ötelere ait namelerle yeni yeni besteler sunuluyor, mutlu gelecek beşaretleri veriliyor, küfür, küfran ve dalalet akıntılarına kapılmış, mukadder ateşlere doğru sürüklenenlere karşı da tulumbanı al, yetiş imdada, yangın var çığlıklarıyla herkes vuku muhakkak böyle bir ateşi söndürmeye çağrılıyordu. Beşaretle ayrı bir acıma hissi seslendiriliyor, inzarla da cehenneme akışın önü alınmaya çalışılıyordu. Allah'a, peygambere inanmışlardı. Düşünüp yaptıkları şeyleri de ister acıma hissi, ister şefkat duygusu, ister gönül saffeti, gerçek insan olmanın gereği görüyor ve beklentisiz yerine getiriyorlardı. Mazmun ve mantık Allah'tan, güfte meylandaki tasarrufa bağlı enbiya-i izamdan, hususiyle de Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'dan aleyhissalatü vesselam, beste, haledekiler ve hale yörüngesinde gözleri maverayı tabiatı temaşa ile mahmur Mustafa İnel Ahyar'dan. Bu kutsal kor, arzu semayı semaya kaldıracak mahiyette içten idi ve tesiri de güçlüydü. İsrafil suru gibi nameleri duyanlar, idrak ufku seviyelerine göre kıpırdanmaya duruyor, devam ve temadi ile an geliyor
gönüllerince ona ses katıyorlardı. Zamanla o, tın tın kulaklarda çınlayan bir Basübadel Mevt namesine dönüşüyordu. Bir an oluyordu ki bu şefkat duygusu ve acıma hissine, insani değerler açısından her zaman durumu ve duyguları çok gerilerde olan yoldakiler de katılıyordu. Bir arının ölümü karşısında yarım saat acıma ve ağlamasıyla re'fet-ü şefkat hissini ortaya koyan birinin, iç içe problemlerin insanlık dünyasında değişik deformasyon fasit daireleri oluşturması karşısında ahuvah etmemesi de düşünülemezdi. Bu mülahazaları nazarı itibarı alarak Kıtmir de "Ben de acıyorum" diyerek o kutsal senfoniye katılmak istedi. Acınacaklara acıma destanları kesti ve düşe kalka yürüyenlere tebahları adına bir demet inilti sundu. Sundu ve nurani peygamber güzergahına rağmen ilhat bataklıklarında hedefsiz ve gayeyi hayalsiz yürüyenlere "Acıyorum" dedi, inledi. Bir kitabullah-ı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Acıyorum, bu kitabı arka planıyla mütalaa etmeyen, edemeyen anadan doğma amalara. Acıyorum şu fani dünyanın suri güzelliklerine ve aldatan ihtişam ve debdebesine kapılıp ahireti ve ebedi hayatı öteleyenlere. Acıyorum gelip geçici saltanat ve debdebe karşısında ebedi hayata karşı kör ve sağır yaşayanlara. Acıyorum gece kondudan çıkıp villadan villaya koşan aşağılık duygusunun azat kabul etmez bendelerine. Acıyorum bilerek şu fani ve zail dünya hayatını cennet ve cemalullah yerine koyan akıl zede divanelere. Acıyorum 3-5 günlük dünya için makam, mansıp, para ve lüks hayat fantezisiyle seviye düşüklüğüne maruz kalmış, peylenebilen mükap gafillere. Acıyorum çiğnenen ırzımıza ve doğranan namusumuza rağmen gülüp eğlenen ölü ruhlara ve bedbahtlara. Acıyorum iç içe yıkılışlar ve tamiri imkansız çözülüşler karşısında sesini çıkarmayan dilsiz şeytanlara. Acıyorum yiyip içip yan gelip yatan mezhi manevi maruzu, halinden habersiz talihsizlere. Acıyorum ahseni takvime mazhariyetin bizden neler istediğinden bir haber insan bozmalarına. Acıyorum hak adalet deyip Harun gibi ortaya çıkmış karuncuklara. Acıyorum yalanın raiç, hıyanetin mültezem, hakkın Allah'a emanet olduğu bir dönemde insani değerleri partal eşya haline getirenlere. Acıyorum yalanı, tezviri, iftirayı, savaş taktiği deyip dini argümanlara dayandıran münafıklara. Acıyorum kahrolası bir takdir, kirli bir madalya uğruna yüz suyu dökerek itibarını ayaklar altına alan Süfyan'dan kalma Horasanlı taylasanlılara. Acıyorum 3-5 kuruşluk bir menfaat için birilerine muhalif gibi görünen gerçek müminlerin öldürülebileceğine fetva veren satılmış nadanlara. Küçük bir çıkar karşılığı rüşvete, gaspa, hediye diyen kapkara ruhlara acıyorum. Varsın çalsınlar türünden zift beyanlarla çizgi kayması yaşayanlara acıyorum. Bir zamanlar takdirle göklere çıkardıklarını 3-5 günlük bir dünyevi payı elde etmek için yerin dibine batıran bu kalemunlara acıyorum. Meşru gayri meşru elde ettiği imkan ve payileri kaçıracağı endişesiyle yalana doğru, doğruya da yalan diyen hak hakikat bilmez bednamlara acıyorum. Haçlıların yapmadığı mezalimi görmezlikten gelerek dünyaya tapan dünya perestlere acıyorum. Kalemlerini başkalarını karalama istikametinde kullanan ve bu mesaviye
harp stratejisi diyen münafıklara acıyorum. Olup biten bunca mezalimi hüsnü zan yanılgısı olarak kitlelere anlatamadığımdan dolayı kendime de acıyorum. Hep mırıldanıp durduğum, gönül her zaman arar durur bir yârı sadık, bazen de sadık dedikleri çıkar münafık. Hakikatini kulak ardı edip herkesi yâr sandığımdan dolayı kendime acıyorum. Farkına varamayıp 5-10 ehli nifakın imanına kandığımdan ötürü içimde derin derin acı hissediyorum ve sızlanıyorum. Hüsnü zan ademi itimat denmişti. Bu disipline uyamayıp hüsnü zanla yenik düştüğümden dolayı içten içe hayıflanıyor ve sinemde acılar hissediyorum. Maziye ve mesaibe kader açısından bakmak lazım deyip teselli olmaya çalışıyorum ama olup bitenlere karşı Kur'ani çizgide bir tavır alamadığımdan dolayı da içim sızlıyor ve kendimi acınacak durumda hissediyorum. Çok erken dönemde dalga dalga mezalim ve mesavi şerareleri düşünce, atmosferime çarptığı halde Hakk'ın siyanet sıralarına sika ufku itibariyle sığınamadığımdan ötürü levmediyorum kendimi ve acılarla kıvranıyorum. Keşke birilerinin hak, adalet dedikleri eyyamda ve mümine saygı türküleriyle dört bir yanı velveleye verdiklerinde olanlar ve olacaklarla hadiselerin Kerbela'ya doğru kaydığı vaktinde sezilebilseydi, masumlar şehit olmayacaktı, ab-ı revan da kan çağlayanına dönmeyecekti. Ama olan oldu. Mezalim ve mesavi gidip gayretullah ufkuna ulaştı. Gayrı bundan sonra bize sekine, temkin, tevekkül, teslim, tefviz ve sika serasına sığınarak el-hayru fîmâ qadderehullah, hayır Allah'ın takdir buyurduğundadır deyip şirazeden çıkmışlar hakkında Cenab-ı Hak'tan ekstra lütuflar beklemek alıyor ki bu da gerçek bir mümin tavrının lazımı gayrı müfarıkı olsa gerek.